osteoporoz niye önemli? Oradan başlamak lazım. Osteoporoz toplumun yaşlanmasıyla beraber özellikle kadın nüfusunda yaş ilerledikçe sakatlıkların artmasına ve kişinin kendi başına bakabilme ve kendini idare edebilme kapasitesini azaltmasına bağlı olarak çok önemli bir hastalık. Bu hastalığın içerisinde bir el bileği kırığından tutun tüm omurga kırığına kadar bir sürü fonksiyon kaybı gözüktüğü gibi aynı zamanda da kişinin metabolizmasının yavaşlamasıyla giden sıkıntıları var. Osteoporozu kadın osteoporozu ve erkek osteoporozu olarak ikiye ayırmak mümkün ama asıl en sık rastlanan senil osteoporoz dediğimiz yaş ilerlemesiyle kadınlarda üretkenliğin azalması yani menopoza giriş sonrasında östrojenin koruyucu etkisine ortadan kalkması nedeniyle gelişen kemik yoğunluğunun azalması. Kemik yoğunluğunun azalmasında ki faktörler aslında kişinin o zamana kadar kendisiyle ilgili yaptığı şeyler ve gene dönüp dolaşıp geliyoruz fit olmak. Bir kişi eğer oturup bütün hayatı boyunca doğru düzgün egzersiz yapmışsa, kas kütlesini ve esnekliğini doğru düzgün korumuşsa bu kişinin osteoporozdan zarar görebilme ihtimali çok az. Ama onun dışında hiçbir şey yapmamışsak, o zamana kadar normal bir ev kadını hayatı diyebileceğimiz bir hayatı yaşamışsak, osteoporoz geliştikten sonra ona bağlı olarak ortaya çıkan sıkıntılar çok artıyor. Osteoporozun tedavisi için ilk kullanılan yöntem, Dünya Sağlık Örgütü'nün uyguladığı bir derecelendirmeye göre gidiyor. Bu derecelendirmede de bizim kullandığımız bir sayısal değer var. T skoru diyoruz buna. T skorunun -2.5'un altında olması, yani -3 ve üzerinde olmasıyla ondan daha iyi olmasında tedavileri değiştiriyor. -2.5'tan daha iyi olan değerlerde uyguladığımız yöntemler egzersize başlatmak, bunlar düşük hızda ağırlık kullanılarak yapılan ağırlık egzersizleriyle aerobik egzersizler grubundan oluşuyor. Onun dışında D vitamini ve kalsiyum takviyesi olarak yer alıyor. Son yıllarda özellikle buna eklenen K vitamini, K2 vitamininin kemik metabolizmasında da önemli rolü olduğu söyleniyor. -2.5'tan daha kötü olan değerlerde genelde artık ilaç kullanılıyor. Bu ilaçların bazı fonksiyonları var. Kemiğin içerisindeki hücrelerin kalsiyumu çözmesini engelleyenlerden tutun da direkt olarak parathormon dediğimiz vücutta kalsiyum metabolizmasını düzenleyen hormonun kendisinin verilmesine kadar değişen yelpazelerde tedavisi var. Ama asıl ana tedavi dediğim gibi ilaç alıyor olsun olmasın kişinin esnek ve güçlü kaslara sahip olması.